Merhaba arkadaşlar, genleşme konusuyla devam ediyoruz. Maddelerde sıcaklık artışıyla oluşan hacim artışına biz genleşme deriz. Maddelerde sıcaklığın azalmasıyla oluşan hacim azalmasına da büzülme diyoruz. Bir maddenin ısıl genleşme miktarı maddenin türüne bağlı, maddenin ilk hacmine bağlı, bir de maddenin sıcaklık değişimine bağlıdır. Köprülerde, tren raylarının döşenmesinde ve daha birçok alanda ısıl genleşme eklemleri kullanılır. Yazın sıcak havalarda metaller uzayacağı, genleşeceği için bakımı boşluklar bırakılmış. Kışın da bunlar büzüşecek çünkü. Tren raylarında da bu şekilde. Burada bazı maddelerin genleşme katsayıları verilmiş. Tabii ki ezberlememize gerek yok ama genleşme katsayısı maddeden maddeye göre değişiyor. Burada onu görmemizi istiyorlar. Örnek 39'a bakalım. Isıtılan bir metal cetvelin boyu uzar demiş. Cetvelin boyundaki uzama miktarı hangilerine bağlıdır? Tabii ki cetvelin ilk boyuna bağlı. Cetvelin hangi metalden yapıldığına bağlı. Metalin cinsi de önemli. Bir de cetvelin sıcaklığının ne kadar değiştiğine de bağlı olarak uzama miktarını, genleşme miktarını bulabiliriz. Cevap 3'ü de olacak. Örnek 40'a bakalım. Eşit boydaki KLM metal çubukları şekil 1'deki gibi birleştiriliyor demiş. Isıl denge oluştuğunda metal çubuklar şekil 2'deki biçimi alıyorlarmış. Buna göre ilk durumda metal çubukların sıcaklıkları arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi şekil 1'e bakıyorum ve şekil 2'ye bakıyorum. Şu K'nın boyunda hiçbir değişiklik olmamış. K'nın sıcaklığının ilk durumda da son durumda da aynı olduğunu düşünüyorum o yüzden. L'nin sıcaklığı artmış çünkü L'nin ikinci durumda boyu uzamış. İlk duruma göre ikinci durumda boyu uzamış. O yüzden L'nin sıcaklığı artmıştır diyebiliriz. O zaman L'nin ilk sıcaklığı daha küçüktü. M'nin boyu kısalmış. M'nin demek ki ilk sıcaklığı daha büyüktü. Son durumda sıcaklığı daha küçük olduğu için büzüştü, boyu kısaldı. O zaman şöyle bir sıralama yapıyorum. M'nin ilk sıcaklığı daha büyüktü. K'nın ortanca oldu çünkü değişmedi. L'nin de ilk sıcaklığı en küçüktü. En son durumda sıcaklığı arttı çünkü boyu uzadı. Bu şekilde bir sıralama yapabiliriz. Genleşme her boyutta gerçekleşir. Bir boyutta, iki boyutta, üç boyutta. Mesela içinde boşluk olan bir levha ısıtıldığı gibi, şekildeki gibi boşlukta levha gibi genleşiyor. Bakın. Şunun büyüterek fotokopisini çekmişsin gibi genleşiyor. Genleşme daima cismin kütle merkezinden dışarıya doğrudur. Genleşme katsayısı katı ve sıvılar için ayırt edici özelliktir. Örnek 41'e bakalım. İçinde boşluk bulunan metal levha ısıtılıyor. Buna göre ABC uzunluklarından hangileri artar? Bunun fotokopisi çekilmiş gibi her tarafı büyür demiştik. O yüzden A uzunluğu da, B uzunluğu da, C uzunluğu da ısıtıldığı zaman artacak. Genleşmenin bir diğer uygulaması da metal çiftleridir. Metal çiftleri genleşme katsayıları farklı olan iki metal şeridin üst üste kaynaklanması sonucunda oluşur. Kaynaklanma, yapıştırma, perçinlenme diyebilir sorularda buna. Mesela alüminyumun genleşme katsayısı bakırınkinden büyük olsun. Bunları birbirine yapıştırdık, perçinledik, kaynakladık. Isıtıldığı zaman hangisinin genleşme katsayısı daha büyükse onun boyu daha çok uzayacak. Burada alüminyumunki daha büyük olduğu için boyu bakın şurada daha çok uzamış sarı olan alüminyumun bakıra göre. O yüzden bükülüyor yapışık oldukları için. Soğutulduğu zaman da burada hangisinin genleşme katsayısı büyükse o daha çok büzüşecek, daha çok kısalacak yani. Bakın gerçekten de alüminyum sarı olan daha çok kısalmış burada. Alüminyum daha çok kısaldığı için bu sefer de diğer tarafa bükülmüşler. Metal çiftleri metal termometrelerde, sigortalarda, yangın alarm sistemlerinde ve termoslarda kullanılan sistemlerdir. Örnek 42'ye bakalım. Şekildeki biçimde olan metal şeritler XYZ metal çubuklarının birleştirmesiyle oluşturulmuştur diyor. X'in genleşme katsayısı Y'ninkinden büyükmüş. Genleşme katsayısını X'inki Y'den büyükse şimdi burada biz ne yapıyormuşuz? Isıtılarak doğrusal hale getirilebilir diyor. X'in genleşme katsayısı Y'den büyük. O zaman şu birinci şekilde ısıttığım zaman
X daha çok uzayacak, daha çok uzarsa aşağıya doğru bunlar böyle beraber ne olurlar? Daha çok bükülürler. Şu şekilde doğrusal hale gelmesini istiyordum ben. Soru da öyle istiyor ama olmadı. Birincisi gitti. Şimdi ikinciye bakarsak X aşağıda daha kısa boy olarak. Isıtıldığı zaman boy olarak o daha çok uzayacak, bu doğrusal hale gelebilir. X'in genleşme katsayısı Z'ninkinden küçükmüş. Isıtıldığında X daha çok değil, daha az uzuyormuş Z'ye göre. O zaman burada da ısıttığımız zaman Z'nin boyu daha çok uzayacağı zaman bunlar düz hale geçebilir, doğrusal hale. Cevabımız 2 ve 3 olacakmış. Şimdi sıvıların genleşmesine bakacağız. Sıvılar da katılar gibi genleşebilirler. Bir sıvının genleşme miktarı sıvının ilk hacmine bağlıdır. Sıvının türüne bağlıdır. Yani genleşme katsayısına. Bir de sıvının sıcaklık değişimine bağlıdır. Suyun genleşmesi diğer maddelerden farklılık gösteriyor. Özel bir durumu var. Su artı 4 derece sıcaklıkta en büyük öz kütle değerini alıyor ve en küçük hacim değerini alıyor. Bu özelliği bilmenizde fayda var gençler. Özellikle sadece su için özel bir durumdur bu. Bu grafiklerde de suyun özel durumunu görebiliyoruz. Sıcaklığı 4 dereceye ulaştıktan sonra bakın öz kütlesinde bir azalma oluyor. Ama 4 dereceye ulaşana kadar öz kütlesinde bir artma oluyor. Hacim grafiğine bakacak olursak hacmi en küçük değerini alıyor. Öz kütle 4 artı 4 derecede burada. Ve artı 4 dereceyi geçince hacmi artıyor. Artı 4 dereceye gelene kadar da hacmi küçülüyor. Böyle bir grafik göreceğiz suyla ilgili. Suyun bu özelliğinden dolayı bu suda yüzüyor. Hatta canlılar suyun derinliklerinde, diplerde balıklar yaşıyor. Çünkü dipler daha sıcaktır. Artı 4 derece civarlarında ama kışın çok soğuk olur. Üst kısımlar mesela 0 derece olabilir, eksi derecelerde olabilir. Dipteki balıklar niye ölmüyor? Tabii ki altlarda suyun sıcaklığı, suyun bu özel durumundan dolayı biraz daha fazla olduğu için. Bunun sonucu olarak su diğer maddeler gibi alttan değil de ne yapıyor? Üstten donmaya başlıyor. Üstten donmuş olan bir su kütlesi görülüyor. Bir nehir gibi düşün. Üstü buz tutmuş bir nehir ama içi artı 4 derece olduğu için buz değil. K noktasının sıcaklığı hava sıcaklığına eşittir. Hava o anda 0 derece ise 0 mesela. L noktasının sıcaklığı 0 derece. Neden? Mesela buz çünkü değil mi? Buz 0 derecede kalır. Buzun altında kalan suyun sıcaklığı da 0 ile artı 4 derece aralığındadır. Yoksa o daha düşük sıcaklık olsa canlılar hiç yaşamayacak suyun içinde. Şimdi de elektrostatik ünitesine geldik gençler. Şimdi bu üniteye bakacağız. Doğada artı ve eksi olmak üzere iki çeşit elektrik yükü var. Elektrik yükü Q harfiyle gösterilir ve birimi kulomb'tur. Elektrik yükünün kaynağı atomlardır. Bir atom çekirdek ve onun çevresinde dönen elektronlardan oluşuyor. Elektronların yükü eksi, protonların yükü artı kabul edilmiştir. Nötronlar da nötr, yüksüz kabul edilmiştir. Bir tane elektronun ya da bir tane protonun yüküne biz birim yük, elementer yük adını veriyoruz ve bunun büyüklüğü 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb kadardır. Doğadaki bütün cisimlerin yükleri bu elementer yükün tam katlarına eşittir. Nötr bir atomda elektronların sayısı protonların sayısına eşittir. Yani nötr bir atomda, yüksüz bir atom derse içinde artı sayısıyla eksi sayısı birbirine eşit diye düşüneceğiz. Nötr bir atom elektron verirse atomda proton sayısı yani artı sayısı elektron sayısından büyük olur ve atom artı yükle yüklenir. Nötr bir atom elektron alırsa da bu sefer eksi yükle yüklenecek. Elektriklenme elektron alışverişiyle olur. Yani protonlar hareket etmeyeceğine göre artı yükler hareket etmez diyeceğiz biz bu konuda. Elektrik yükü korunumlu bir büyüklüktür. Bu nedenle asla yok olmaz. Burada atom modelleri varmış. Bu atomların elektrik yüklerinin cinsi nedir diyor. K'ya bakıyorum. Artısı 2 tane, eksisi 1 tane. Artısı daha fazla olduğu için
artı yüklüdür. L'ye bakıyorum. 2 tane artısı var, 1 tane eksisi var. Pardon, 2 tane eksisi var, 2 tane de artısı var. Birbirine eşit olduğu için nötrdür diyoruz. Eşit miktarda artı eksi olunca nötr ya da yüksüz atomdur diyebiliriz. M'ye bakıyorum. 1, 2, 3 tane eksisi, 2 tane artısı var. Eksilerin sayısı artılardan daha fazla olduğu için de M'de eksi yüklüdür diyebilirim. Örnek 2'ye bakalım. KL iletken kürelerinin ilk elektrik yükleri eksi 2Q artı 5Q'dur. Bu küreler birbirine dokundurulup ayrıldığında K'nın elektrik yükü artı Q oluyor. L'nin son durumdaki elektrik yükü nedir demiş. Biz şimdi yükün korunumlu olduğunu söylemiştik. İlk toplam yük ne kadarsa son toplam yük de o kadar olacak. İlk toplam yüke bakalım. Eksi 2Q artı 5Q kadar bunların toplam yükü vardı. Son durumdaki yüklerinin toplamına eşit olacak. K'nın son durumdaki yükü artı Q oluyormuş ama L'nin son durumdaki yükünü bilmiyoruz. Bunların toplamına eşit olacaksa buradan bulabiliriz. Eksi 2 Q artı 5 Q'dan gitti. Burada artı 3 Q kadar kaldı. Eşitliğin diğer tarafında artı Q ve Q L var. Artı Q'yu bu tarafa eksi diye gönderdiğim zaman hemen Q L'nin değerini bakın. Artı 2 Q diye bulmuş oldum. Bir cismin elektrikle yüklenmesi yani elektron kazanması ya da elektron kaybetmesi çeşitli yöntemlerle sağlanabilir. Biz bu bölümde sürtünme ile, dokunma ile ve etkiyle elektriklenme durumlarını inceleyeceğiz. Öncelikle sürtünme ile elektriklenmeye bakıyoruz. Uygun seçilmiş iki madde birbirine sürtülürse cisimlerin birinden diğerine elektron geçişi olabilir. Genellikle de bunlar yalıtkan maddeler olur. Elektriği iletmeyen maddeler olur. Sürtünmeyle elektriklenen maddeler. Bu durumda elektron veren madde artı yüklenir. Elektronlarını verince artıları, pozitifleri fazla kalacak üstünde. Elektron alan madde de eksi yüklenir. Cisimlerin yük miktarları eşit. Yüklerinin işareti ise mutlaka zıt olmak zorundadır sürtünmeyle elektriklenmede. Bu çok önemli. Nötr bir cam çubuk ipek kumaşa sürtülüp elektriklenirse cam çubuk artı yüklenecek, ipek kumaş eksi yükle yüklenecek. Bunu da bilmeniz lazım. Cam çubuk artı mıydı, eksi miydi sorularda soruyorlar. Bir de şunu bilmenizi istiyorum. Soruda ebonit çubuk ya da plastik daha doğrusu. Ebonit de plastik aynı anlama geliyor. Ebonit çubuk, işte plastik çubuk yünlü bir kumaşa sürtülüyor. İşte nasıl yüklenirler diyecek yünlü kumaş. Böyle bir durumda plastik ebonit çubuğumuzu yünlü kumaşa sürttüğümüz zaman çubuk eksi yükle yükleniyor. Kumaşımız da artı yükle yükleniyor. Bunu da yine cam çubukla ipek kumaş örneğinde olduğu gibi aklınızda tutmanız lazım. İpek kumaş ile cam çubuğun yük miktarları birbirine eşit olur. Nötr bir cam çubuk, nötr bir ipek kumaşa sürtülüyor. Cam çubuk artı yüklendi, ipek kumaş eksi yüklendi. Nötr bir plastik çubuk yani ebonit çubuk yünlü bir kumaşa sürtülüyor. Çubuğumuz eksi yüklendi, yünlü kumaşımız artı yüklendi. Bunu da bilmemiz lazım. Bu arada yine yük büyüklükleri eşit ve zıt işaretli olmak zorundadır. Soruya bakalım. Nötr K cismi nötr L cismini sürtüldüğü zaman K'dan L'ye elektron geçiyor. K elektronlarını verdiği için artı, L'de elektronlarını alıp fazla elektrona sahip olduğu için eksi yüklenecek. Son durumda K ve L'nin yük işareti ve yük miktarları için ne söylenebilir diyor. Ben yük işaretlerini K'nın zaten artı olacağını, L'nin eksi olacağını söyledim. Miktarları da sürtünme ile elektriklenmede her zaman eşit olur. Eşit miktarda zıt cins yüklendiler. Örnek 4'e bakalım. Nötr bir cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde hemen hatırlıyorduk. Cam çubuk artı ipek kumaş eksi yükleniyordu böyle bir durumda. Camdan kumaşa 10 üzeri 18 tane elektron geçiyormuş. Son durumda cam çubuğun elektrik yükü kaç kulomb'dur diyor. Şimdi camdan kumaşa bu kadar tane elektron geçiyorsa biz toplam yükü bulalım.
Bir tane elektronun yükünü de biliyoruz. 10 üzeri 18 tane var elimizde. Çarpalım hemen. 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Böylelikle camdan kumaşa geçen toplam yükü bulmuş oluyoruz. Cam çubuk da verdiği kadar yükleniyor zaten. Yani bunu bulsak yeterli. Matematikten zaten biliyorsunuzdur. 10 üzeri 18 çarpı 10 üzeri eksi 19 yaptığınızda elinizde ne kalıyor? 10 üzeri eksi 1 kalıyor. Çarpım durumunda üsler toplanıyordu. Bir de 1,6'mız var şurada. 10 üzeri eksi 1 demek ne demek? Virgülü bir tane daha sola kaydır demek. Cevabımız o zaman 0,16 klomp olarak geldi. Şimdi de dokunma ile elektriklenmeden bahsedelim. Elektrikle yüklü iletken cisimler birbirine dokundurulduğunda toplam yükü paylaşırlar. Birbirine dokundurulan cisimlerin son durumda aynı cins elektrik yüküyle yüklenmiş olmaları gerekir. İkisi de ya artı olacak, ikisi de ya da eksi olacak. Toplam yük artı işaretli ise cisimler artı yükle yüklenir. Toplam yük eksi işaretli ise cisimler eksi yüklenirler. Toplam yük sıfırsa cisimler nötr olurlar. Şimdi şekildeki eksi yüklü K küresi iletken L küresine dokundurulduğu zaman K'dan L'ye elektronlar geçer. K ve L ikisi de eksi yüklenmiş olur. Şekildeki artı yüklü iletken K küresi iletken L küresine dokundurulursa da L'den K'ya elektronlar geçer. Artı yükler hiçbir zaman hareket etmiyordu. Bunu unutmayın. O yüzden L'den K'ya elektronlar geçiyor. Ve K ve L ikisi de artı yükle yüklenmiş oluyorlar. Yüklü iki küre birbirine dokundurulursa küreler toplam yükü yarı çapları ile doğru orantılı olarak paylaşırlar. Mesela şekildeki KL küreleri birbirine dokundurulup ayrıldığında K ve L'nin son yüklerini bulmak için öncelikle toplam yükü buluyoruz. QK artı QL'yi buluyoruz. Buradaki toplam yarı çapa bölüyoruz. RK artı RL'ye. Hangisinin son yükünü bulmak istiyorsak, mesela burada K'nın son yükünü bulmak istemişiz. O yüzden K'nın yarı çapıyla çarpıyorum. L'ninkini bulmak istiyorsam da L'nin yarı çapını çarpıyorum. Bu şekilde hesaplayabilirim. Biz genelde sorularda ama bunu çok kolay kafadan yapacağız. Hiç böyle formülde yerine yazmamıza bile gerek yok. Elektrik yükü korunumlu olduğu için kürelerin ilk durumdaki yüklerinin toplamı son durumdaki yüklerinin toplamına da eşittir. Bunu da biliyoruz. Örnek 5'e bakalım beraber. Elektrik yükleri eksi 2Q, QL olan KL iletken küreleri birbirine dokundurup ayrıldığında son yükleri K'nın artı 2Q oluyormuş. L'nin de artı 3Q oluyormuş. Buna göre QL yükü nedir diyor. Şimdi şöyle yapacağız. Başlangıçta toplam yük ne kadardı? Eksi 2Q artı QL'ydi. Son durumda da toplam yük eşit olmayacak mı? Yük korunumludur dedik ya. O zaman son durumdaki artı 2Q ile artı 3Q'nun toplamı kadar olacak. Buradan artı 5Q yaptı. O da eksi 2Q artı QL'dir. Bize QL'yi soruyor. Eksi 2Q'yu diğer tarafa artı diye atıyorum. Artı 5'e 2 daha eklendi. Artı 7Q oldu. QL dediğimiz yük. Örnek 4'e bakalım. Elektrik yükleri artı 5Q ve Q olan özdeş KL iletken küreleri birbirine dokundurulup ayrılıyor. Küreler özdeşmiş. Hemen yükleri paylaştıralım. Artı 5Q artı Q daha yaptı mı? Artı 6Q. Özdeşlerse eşit paylaşacaklar. Artı 3Q'sunu K'ya verdim. Artı 3Q'sunu da L'ye verdim. Bu işlem sırasında yük geçişi için ne söylenebilir diyor. Bir kere artı yükler hareket etmez. O zaman biz L'deki eksi yüklerden, eksilerden iki tane K'ya geçtiğini söylersek K'daki artı 5Q oldu mu artı 3Q? Sonra da L'deki eksilerden iki tanesi gittiği için L'de iki tane artı fazlalığı kaldı. Dolayısıyla da o da 1Q'su vardı. İki tane de artı fazlalığı kalınca artı 3Q oldu. O zaman kimden kime yük geçmiştir? L'den K'ya eksi 2Q kadar yük geçmiş. Eksi 2Q yük geçti diyebiliriz.
Örnek 7'ye bakalım. Elektrik yükleri QK artı Q olan R ve 2R yarıçaplığı KL iletken küreleri birbirine dokundurulup ayrıldığında L küresinin yükü eksi 4Q oluyormuş. L'nin son yükü eksi 4Q oluyormuş. Buna göre QK neydi diyor. Topluyoruz baştaki yükleri QK artı Q. Son durumdaki toplam yük de eşit olacak. Eksi 4Q artı dedim. K'nın son yükü. Bak K'nın son yükünü buradan bulabiliriz. Nereden bulacağım? Yarıçapı 2R olan eksi 4Q'yu aldıysa son durumda ikisi de sonuçta dokunma ile elektriklenmede aynı tür eksi yükleniyorlar ya da ikisi ya ikisi artı olacak ya ikisi eksi olacak. Burada L eksi olduğuna göre son durumda K da eksi olacak. Büyüklük olarak da yarıçapı 2R olan eksi 4Q ise yarıçapı R olan bunun yarısı kadar eksi 2Q kadar alır. O yüzden bunu da oraya eklersin. K'nın son yükü eksi 2Q'ymuş. Onu bulduk. Onu da ekledik. Böylelikle QK'yı hemen bulabiliriz. QK artı Q eşittir. Eksi 4Q eksi 2Q daha yaptı. Eksi 6Q. QK eşittir. Şu artı Q'yu bu tarafa eksi diye attık. Eksi 6'nın yanına atınca eksi 7Q geldi. Şimdi şu videodaki yük paylaşımını incelemenizi istiyorum. Artı 2Q yükü olan bir cisim ve artı 1Q yükü olan bir küremiz var. Büyük olanın yarıçapı 2R, küçük olanın yarıçapı 1R kadar yük büyüklükleri de biri 2Q, biri 1Q. Bakalım dokunma ile elektriklenme olduktan sonra yükü nasıl paylaşıyorlar? Evet, dokunma ile elektriklenme gerçekleşti. Toplam yükü artı 3Q oldu. Sonrasında yine büyük olan 2Q'yu, küçük olan 1Q'yu almış oldu. Yarıçaplarını değiştireyim. Mesela bunun yarıçapı 4R olsun. Diğerinin yarıçapı 2R olsun. Şimdi ne oluyor bir bakalım. Evet, son durumda bakın. Artı 2Q ve artı 1Q oldular. Yükler değişildi, dikkat edin. 8. örneği size ödev olarak bırakıyorum. Yapamazsanız WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Geldik etkiyle elektriklenmeye. Burada hiç temas olmayacak. Dokunma ile elektriklenmede birbirlerine değiyordu cisimler. Burada sadece uzaktan etkileme durumu var. Elektrikli yüklü bir cisim iletken bir cisme yaklaştırıldığında iletken cisim üzerinde serbestçe hareket edebilen yüklere yaklaştırılan cisim tarafından bir kuvvet uygulanır. Bu kuvvetin etkisiyle yükler belli bölgelere toplanırlar. Biz de buna kutuplanma adını veririz. Kısaca özetlersek şöyle. Nötr bir cisim var. Nötr cismin içinde de eşit miktarda artıyla eksi vardı. Ben bunun yanına artı yüklü bir küre yaklaştırmışım. Nötr cismin içerisindeki eksilerin hepsi artıların yakınında durmak isteyeceği için buğuca toplanmış. Nötrün içindeki artıların hepsi de artılardan kaçmak için en uzak noktaya buğuca toplanmış. Bu şekilde bir kutuplanma olmuş. Başlangıçta nötr olan KL iletken kürelerine artı yüklü bir cisim yaklaştırıldığı zaman L'den K'ya eksi yükler geçer. Dolayısıyla bir kutuplanma olur. Şu şekilde K eksi yükle L artı yükle yüklenir. K ve L birbirinden ayrılırsa küreler eşit büyüklükte fakat zıt cins elektrik yüküyle yüklenirler. Bakın bu önemli. Ben bunları birbirinden ayırırsam L'de sadece 3 tane artı kalacak. K'da sadece ne kalacak? 3 tane eksi kalacak. Değerleri 1 artı 1 eksi yük işaretleri ama büyüklük olarak ikisi de eşit olmak zorunda. Etkiyle elektriklenmede elektronlar en uzak noktadan gelir ya da en uzak noktadan giderler. Bunu düşünmemiz lazım. Örnek 9'a bakalım. Birbirine değmekte olan nötr iletken KLM kürelerine artı yüklü X levhası şekildeki gibi yaklaştırılıyor demiş. X levhası uzaklaştırılmadan KLM küreleri birbirinden ayrılıyormuş. KLM'nin yük işaretleri ne olur diyor. Öncelikle KLM 3'ü de nötrdü. Ben bunlara X artı yüklü x'i yaklaştırdığım zaman bu üçünün de tamamında toplamda olan eksiler artılara yakınlaşmak için bu uca gelecek. Bunların tamamının içinde olan artılar da en uzak yere kaçmış gibi, artılardan kaçmış gibi olacak. L'de hiç yük kalmadı. K'da eksiler, M'de artılar var şu durumda.
Sonra diyor ki X uzaklaştırılmadan, yani bu yükler hala bu şekilde dururken, ben bu KLM kürelerini birbirinden ayırıyorum. Ayırıyorum. Ayırdığım zaman K'da eksiler kaldı. L'de maalesef hiçbir şey yok. Nötr kaldı. M'de de artılar kaldı. Örnek onu da yapalım. Nötr iletken R2R yarıçaplı YZ küreleri birbirine dokundurulup Y küresine artı yüklü X küresi yaklaştırılıyormuş. Elektriklenme gerçekleştikten sonra Y ve Z küreleri birbirinden ayrılıyormuş. Elektriklenmeyi hemen gerçekleştirelim. Y ve Z nötr olduğu için içlerindeki toplam eksiler bu uca, toplam artılar da bu uca gidecek. Sayıca eşittir bu artı ve eksilerin sayısı. Çünkü nötrdü ikisi de. Nötrlerin içinde eşit miktarda artı ve eksi vardır. Buna göre diyor ki son durumda Y ve Z kürelerinin yüklerinin oranı nedir? Ben bunları bu şekilde yükledikten sonra ayırıyormuşum. Y'de eksiler kaldı. Z'de artılar kaldı. Dedik ya bunlar başlangıçta nötrdü. İçlerindeki artı sayısı ile eksi sayısı eşitti. Yani burada bir tane artı Q kal pardon, eksi Q diyecektim. Y'de bir tane eksi Q kaldıysa Z'de de bir tane artı Q kaldı. Sayıları eşit olmak zorunda. Başlangıçta nötrlerde. Bunların birbirine oranını sormuş. Tabii ki de bunda da bir tane var. Bunda da bir tane var. Oranlarsak ne olacak? 1 olacak cevabımız. Yalnız soruda sadece büyüklüğünü sormazsa işaretlerinden dolayı eksinin artılıya bölüme eksi geleceği için şıklara eksi 1'i de koyabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var.